düşünüyorsun. Yani. Peki bir virgül koyalım. Norsiyem'e gidelim. Ali Berk Erel bizleri bekliyor. Ali Berk merhaba. Merhaba Açıl, yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Özellikle yarınki Fed ve Japon Merkez Bankası toplantılarının ardından fiyatlamaları bir parça tartışmakta yarar var diye düşünüyoruz. Özellikle de sabah saatlerine önce bir dönelim. Orada Japon Merkez Bankası'ndan ne gelirse dolar yende hareketin nereye doğru olma ihtimali kuvvetlidir. Oralarda teknik seviyeler size yeni için ne söylüyor? Aslında genel olarak Japonya Merkez Bankası tarafından beklenti bu toplantı sonrasında da hem faizlerde hem de varlık alım miktarında bir değişikliğe gidilmemesi yönünde. Geçen toplantı sonrasında özellikle çok sert hareketler yaşanmıştı ama sonrasında biraz daha yen lehine fiyatlama etkisini göstermişti. Bu toplantı sonrasında da özellikle şu an için Japonya Merkez Bankası'nın da bir adım atmasını beklemiyoruz ve bu etkiyle beraber yende biraz değerlenme bekleyebiliriz ve bu etkiyle beraber tekrar az da olsa bir 101 ve 100 yen aralığına bir geri çekilme yaşanabilir. Ama diğer taraftan da unutmamız gerekiyor ki dolar da bir yanda hala güçlü duruşunu korumaya çalışıyor. 95-60 seviyene kadar gerilen bir dolar endeksi vardı fakat tekrar yine bir gün ikinci yarısı toparlama kaydetti. Bu etkiyle beraber tabii ilk başta biraz daha yen lehine hareket etmek görebilecek olsak da sonrasında tekrar dolar yen parites denge arayışını sürdürecektir. FED toplantısı için beklentiniz ne Ali Berk? Çünkü oradan gelecek ya da gelmeyecek sinyaller de doların gücü üzerine etkili olacak. Sabah saatlerinde doların bir parça değer kaybı vardı. Şimdi biraz daha Amerika seansına doğru yaklaştıkça bunun toparlandığını görüyoruz. Amerika tarafında ise baktığımızda son zamanlarda gelen çelişki veriler biraz tabii Fed'in elini bağlıyor gibi görünüyor. Özellikle bu etkiyle beraber faiz artırımı şu an için Aralık ayında yapılacak gibi piyasalarda fiyatlanıyor. Genel olarak son gelen verilerde istihdam tarafının yanı sıra PMI verileri olsun ve sanayi ve perakende satışlar gibi verilerde hep farklı sonuçlar aldık. Ve bu etki biraz Fed'in elini bağlıyor. Enflasyon tarafına da geçtiğimiz hafta yine çok sert bir hareketlilik yaşanmadı. Bu etkiyle beraber bu toplantıda biz tabii ki faiz tarafında bir değişiklik beklemiyoruz. Fakat toplantı sonrasında yapılabilecek açıklamalarda özellikle Amerika ekonomisine dair enflasyon ve büyüme tarafındaki son durum hakkındaki gelişmeler biraz daha fiyatlamalarda etkili olacaktır. Bu etkiyle beraber tabii hem paritelerde hem de emtia ürünlerinde yaşanabilecek sert hareketlere karşı tedbirli olması gerekiyor. Ali Berk Erel, çok teşekkür ediyoruz sana yorumların için. Dönüyoruz.